Tüm bu kriz ortamında hem krizi anlayan, hem krizi yöneten, krizi de zaman zaman fırsata çeviren çok değerli iş insanlarımız var. Dünyaya işbirliği yapan ama dünyada da zaman zaman en çok ihracatı yapan, Türkiye'nin en büyük yurt dışındaki sanayi yatırımını yapan aynı zamanda bize hani her şeyin şimdi yeşili makbul ya, biraz da çevre duyarlılığı, iklim duyarlılığıyla. Ama hani çeliğin yeşili olur mu canım? Yani her şeyin yeşili olur da çeliğin de yeşili olur mu dedirten çok değerli bir ismi, çok kıymetli bir ismi ağırlayacağız burada. Bu bölümde değerli üstadımız Vahap Munyar kıymetli alkışlarınızla sahneye gelecek ve Tosseli Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Tosseli'yi de yine alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Böyle ayaküstü sohbet daha iyi oluyor. Daha rahat. Evet, zaten hep öyle. Sohbetlerimiz ayaküstü sizinle. Aynen. Ayaküstü sohbetten bayağı bir makale çıkıyor. Sevgili Barış teaser'ı yaptı. Gerçekten de Fuat Tosseli tabii biz tanıdığımızda daha o kadar boyutlara ulaşmamıştı. Cezayir'e belki daha gitmemişti. İşte ondan sonra Angola geldi galiba. Oralara gitmemişti. Bir de böyle çeliğin yeşilini falan filan konuşmuyorduk. Aklımıza gelmiyordu. Az önceki sektörleri dinleyince çelik hepimizin gözünde inanılmaz kirli bir iş yani. Zor bir iş. Ama dünya bizi oraya getirdi. Şimdi gerçekten de çok yani dünyamızda bir kriz var. Sadece ülkemizde değil, dünyamızda bir kriz var. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Sizin sektörde de dahil olmak üzere birçok sektörde küresel talepte düşüş var. Bir de bunun üstüne uzak doğudaki rakiplerin ciddi bir hani haksız rekabet denebilecek ortam yaratmaları söz konusu. Ve bu da bizim yani ülkemizin çelik sektörünü yakından ilgilendiriyor. Bu ortamda ben Brüksel'de geldim, standınızı ziyaret ettim. Bir yeşil çelik üzerinde çalışıyorsunuz ve onu da lansmanını yaptınız. Bu yeşil çelik nasıl oluyor? Sizin önümüzdeki dönemdeki odak noktalarınız neler olacak? Lütfen anlatır mısınız? Evet, teşekkür ederim. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Az önce bütün konuşmalara baktığım zaman bir yandan tarım var, bir yandan küresel ısınma, dünyanın geleceği, risklerimiz, bir yandan da işte ekonomilerdeki durgunluk. Kendi sektörüme baktığım zaman çelik üretimi çeliği olmayan bir ülkenin zaten bağımsızlığından da söz edilemez. Kalkınması da olmaz. İnsanlığın var olduğundan beri kalkınmanın dinamosu ve itici gücü, omurgası çelik. Ama bugün önümüzde dünyadaki riskler ne? Küresel ısınma ve çevre. Bunun küresel ısınmanın ana faktörlerinden bir tanesi de çelik üretimi. Şimdi öyle bir kompozisyon yaratmalıyız ki hem çelik üretimi devam ettirmeliyiz, hayatımızın hem de her tarafında dünyanın var. Geleceğini de korumalıyız. Evet. Burada sorumluluk çelik üreticilerine doğal olarak bizlere düşüyor. Ne kadar büyük boyutta bir üreticiyseniz o kadar daha büyük sorumluluğunuz var. Peki dünyada bu riskin veya bu sektörün, ben risk olarak bakıyorum, bir yandan da sektörün dağılımına bakarsak, dünyada yılda 2 milyar ton çelik üretiliyor. Bunun 1 milyar tonu Çin'de üretiliyor. Ve çelik üretimi enerji bazlı bir sektör. Çok yüksek enerji gerektiriyor. Bugüne kadar süre gelen yöntemlerde çelik en yüksek kalorifik değer olan kömür bazlı fosil yakıtlar üretiliyor. Peki dünya çelik üretiminin enerji tüketim dağılımına bakarsak çelik üretiminin %70'i fosil yakıtlı enerjilerle üretiliyor. Çin 1 milyar ton çelik üretiminde
ton başı üretimde 3000 kilogram civarında karbon salarak dünya küresel ısınmanın, dünya ısınmasının en büyük aktörü, müsebbibi. Biz tabii bütün bunları gördüğümüz zaman, bu toplantının da ana mottosu makronun baskısında mikroyu yönetmek. Evet. Şimdi dünya çok uzun zaman bir globalizasyon teriminin, trendinin peşinde koştu. Nitekim Çin'deki bütün rakamsal değerlere baktığımız zaman her sektörün devasa büyüklükler. Hı hı. Ve bugün de görüyoruz, her sektörde dünyanın bir tarafında Çin devasa boyutlarda üretim yapıyor. Oradan da dünyanın her yerine adeta istila seviyesinde mal sevk ediyor. Şimdi tabii bir yandan endüstride verimlilik, her şey ölçekli oluyor. Ya bir yatırım yapacaksınız. En de sonunda oraya yatırdığınız parayla ne kadar büyük ölçekli bir iş yaparsanız birim maliyetiniz, evet, en basit anlatımda daha düşük olur. Çin bunun avantajını kullanıyor. Ne yatırım yaparsan yap, çok büyük ölçekli, çok büyük bir tüketim alanı, evet, var. Zaten daha, kendi içindeki tüketim bile yetiyor kendine. Daha küçük OPEX'ler yakalıyor. Ama bugün bugün farklı bir durumla karşı karşıyayız. Biz bu globalizasyonun lokalizasyona zaten dönüşeceğini bundan 15 sene evvelden görmüştük, hatta 20 sene önceden, ki küresel ölçekte bizim şu an ihracat, o zaman çok yoğun ihracat yaptığımız pazarların bir gün artık kendi ihtiyacını kendi üretme hevesine düşeceğini gördüğümüz için, nitekim oralarda ana ihracat pazarlarımıza biz yatırım planlar yaptık. Nitekim de çok şükür başardık. Ama bugün baktığımız zaman şunu görüyoruz. Çin, yani dünya artık, dünya bugünkü nüfusuna uygun kalkınma hamlelerinin çoğunu tamamladı. Otoyollar bitti, havalimanları bitti, binlerce kilometrelik boru hatları, enerji iletim hatları. Bunların tamamı çelikle yapılıyor. İşte konutlaşmalar daha böyle az gelirli insanların gece kondulardan Çin'de dahil olmak üzere yüksek katlı binalara geçişleri, yeni şehirler, bunların tamamı tamamlandı. Ama bunlar yapılırken çok büyük kapasiteli yatırımlar da yapıldı. Tabii. Şimdi tüketim artık bir yerde azaldı. Azalınca bu devasa üretim kapasitelerini Çin bütün dünyaya, yani bir salmaya başladı. İstila etmeye başladı. Yoksa biz kendi çapımızda baktığımız zaman dünyadaki en büyük çelik üreticisinden daha büyüğüz. Yani Çin'deki en büyük çelik şirketinin üretimine bakın. 70-80 milyon ton. Ben 15 milyon ton üretiyorum ama ben 80 milyon nüfuslu bir ülkede üretiyorum. O benim 20 katı büyüklükte bir ülkede üretiyor. Aynen. Neticede biz onlardan çok daha büyük üretimler yapıyoruz. Ama biz daha lokal ve tam pazara, ben buradan Çin'e yollamaya çalışmıyorum. Hı-hı. Neticede Çin şu an mesela otomobil endüstrisinde. Evet. Geçen sene biz TOG'da bir sipariş açtık. 20 bin otomobil vereceğiz dedik. 177 bin kişi önden sipariş avansı yatırdı, biliyorsunuz. Evet. Kuyruktaydı herkes. İçinde de devasa firmalar var. Bir tanesi Türkiye'ye yatırım için gelmedi. Ya Türk toplumu, Türk halkı otomobil bulamıyor, hemen gidelim orada bir yatırım yapalım demediler. Bugün ne oldu? Gelip Türkiye'de bir yatırım aşkı doğdu. Çünkü artık ülkelerinde satamıyorlar. Evet. Ülkelerinde o tüketim kalmadı. Neticede artık lokal olarak her toplum kendi sanayicisini, kendi üreticisini ve kendi çevresini, doğasını
koruma refleksine giriyor. Ve dünyanın diğer tarafındaki o devasa üretimlerde bir şekilde dünyadaki talebe göre arzlarını şekillendirmek zorunda. Evet. Bunu nasıl sağlayacaklar? İşte çelik endüstrisinde sınırda karbon düzenlemesi mekanizmaları devreye girmeye başladı. İşte dekarbonizasyonlar. Dolayısıyla yeşil çeliğe doğru yeşil geliyoruz. Yeşil çeliğe, peki bu da bugün, dünden bugüne veya bugünden yarına olacak iş değil. Evet. Geçmişten beri çalışmak lazım. Teknolojilerinizi işlerin çok iyi olduğu zamanda bile geleceğe yatırım yapmak lazım. Biz buna çok ciddi yatırımlar yaptık. Şu an Türkiye'de 250 megawattı geçti ama güneş yatırımı değil mi? Devam eden 1 gigawatt daha var. 1,5 gigawatta ilk etapta çıkacağız. Ama daha önemlisi, zaten biz fosil yakıt hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Daha önemlisi, hidrojenden solardan ürettiğimiz enerjiyle aynı zamanda yakıt olarak da hidrojeni kullanarak neredeyse sıfıra yakın karbon salımıyla çelik üreteceğiz. Şu an dünya... Bir de bizdeki sektörün sizi de aynı şey, cevherden değil hurdadan üretme gibi bir şey var. Geri Türkiye'de dönüşüm. Hurdadan üretiyoruz. Evet. Cezayir'de madenden üretiyoruz. Ama madenden üretimi de doğal gazla yapıyoruz. Şimdi orada da yine dünyanın en büyük hem solar hem hidrojen santrallerinden birinin kurulumuna başladık. Bugün dünyada fosil yakıttan çelik üretimi tonda 3000 kilogramları bulurken biz Türkiye'de ve Cezayir'de 600 kilogramlar civarında bir karbon salımıyla çelik üretiyoruz. Yine bugün için dünyanın en yeşilini üretiyoruz ama bu nihai hedefimiz değil. Biz bunu 400 kilogramlar civarına çekmeye çalışıyoruz. Patron, Çin 3000 kilogram dedim, evet. Değil mi? Karbon salıyor, siz 600. Evet. Bayağı fark var. Çok büyük fark var ve onun için de onlar sadece fiyatı indirerek pazar bulmaya çalışıyor. Biz de bugün aylara varan sipariş sırasıyla ürün satıyoruz. Çünkü insanlar geleceğini düşünüyor. Geleceğini... Yani ucuz bir ürün alarak geleceğini mahvetmek yerine geleceğini de satın almayı tercih ediyor. Evet. Süremiz azalıyor. Gerçi stratejiye de girdin ama patron, şimdi çelik sektöründe gelecekte hangi makro trendleri görüyorsun? Belki biraz daha açabilirsin. Bu trendler doğrultusunda siz mikro düzeyde hangi stratejileri, bunlardan bir tanesi yeşil çeliğe dönmek. O zaten dünya da zorlamış oldu. Evet. Tabii şimdi yeşil ve hafif olmak durumunda, eninde sonunda yeşil de üretseniz bir doğal zenginlik tüketiyorsunuz, madenden üretiyorsunuz. Bugün artık otomobillerden tutun da her şeyin hafifi ve yeşili. Bir yandan bazı tüketicilerimiz, salonda olanlar da biliyor, dünyanın en ince çeliğini üreten 3 şirketten birisiyiz. 10 mikron kalınlığında, baklava yufkası inceliğinde çelik üretiyoruz. Bunu Osmaniye'de değil mi? Kalayla da görmüş. Kaplayarak gıda endüstrisi için çok değerli bir ürün üretiyoruz. Bir yandan otomobil endüstrisi için yatırım yapıyoruz. İşte bir şekilde otomobil endüstrisine de giriş yaptık ama bütün tabii bunlar bizde bir ekosistem oluşturdu. Evet. Yeşil V-Green adı altında yeşil çelik markamızı oluşturduk. Bunu ayrı bir fiyatlamayla ayrı sektörlere vermeye başladık. Yine biz hala lokalizasyon stratejimiz çerçevesinde Avrupa'da satın alma yapıyoruz. Geçtiğimiz senenin sonunda İspanya'da bir tesis satın aldık. Şimdi Avrupa'da başka bir iki lokasyonda yine hani artık öyle bir noktadayız ki hem taşıma maliyetlerinden kurtulmak hem de yeni teknolojilerle toplumun tam istediği oranda bir ürünü üretmek hedefiyle yürüyoruz. Patron, şimdi taze bilgi olarak TOGG'un yönetim kurulu başkanı oldun. Birkaç evet. Cümlede TOGG'la ilgili söylersen ondan sonra da zaten süremizi doldurmuş olacağız. Evet.
TOGG'da tabii aslında geçen sene halkımız, milletimiz çok büyük bir teveccühle TOGG'u bağrına bastı. Ülkemizin bir hayali vardı. Yerli sanayicilerin, yerli girişimcilerin kendi yerli bir otomobili olsun, otomobil markası olsun diye. Buna devletimiz de bir destek verdi. Ama arkasından hemen çok hızlı bir aksiyonla işte 5 grup bir araya geldik. TOGG ortaya çıktı ve büyük de bir teveccüh. Tabii ülkemizin bu elektromobilite alanında ilk otomobili. Evet. İlk otomobil olmasıyla hasebiyle tereddütler de vardı her tarafta. Ama bugün o tereddütlerin tamamı aşıldı. Şimdi ikinci modelimizi çıkartıyoruz önümüzdeki evet. sene. Diğer modellerin de hazırlıklarına başladık. Tabii daha aktif, daha pazarlamaya ve tüketicinin istediği zaman ulaşacağı noktalarda aktif bir pazarlama stratejisiyle ve daha kendimizi daha iyi anlatacağımız bir yöntemlerle güzel bir dönem başlayacak. Başladı diyelim. İnşallah tüketicinin çok mutlu olacağı ve öncelikli tercih edeceği bir markayı yaşatıp devam edeceğiz. Hayırlısı olsun. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür Başarılar. Ederim. Sağ olun. Sağ olun.